Sevgili izleyiciler, haftanın son mesai günü, Cuma gününden hepinize merhaba. Cumartesi, pazar, tatil günlerimizin de sürecinde inşallah güzel bir tatil günü yaşarsınız. Tabii bugün işleyeceğimiz konuların başında Egemen Gazetesi'nde yapmış olduğumuz manşet haberle ilgili. Maske meselesi biliyorsunuz COVID-19 virüsü başladığı günden itibaren maske ile ilgili çalışmalar, dağıtımlar birçok illerde bu tür şeyler, faaliyetler oldu. Hatta birçok insan bundan fırsatçılık da sağladı. Elinde bulunan maskeleri yüksek fiyatlardan da sattılar. Sonra hükümet bir şey çıkartınca satılıp satılmamayla ilgili tartışma olmuştu. Bununla ilgili de açıklamalarından sonra belirli bir düzene girdi. Sonra satış tekrar serbest bırakılınca belirli fiyatlardan satılmaya başlandı. Ancak bununla ilgili birçok kişi de meslek değiştirdi, maske üretimine başladı. Tabii şimdi maske üretimi yapanların bir günahı var mı? Yok, tabii ki ticaret yapıyor insanlar. Sonuçta diğerlere satıp pazarlama işini yapıyorlar. Bunların içinde en, yani satış firmaları içinde en iyi potansiyel kurumlar oluyor. Kurumların başında da yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri olsun, hepsi maske dağıtımına girdiler, halka ulaştırmaya çalıştılar. Tabii burada yani insanlara faydalı olabilmek için çalışmalardı. Ancak burada başka şeyler de çıktı ortaya. Bazı belediyeler kendileri üretmeye başladı. En azından maliyeti düşük üretim yapmaya ya da en azından giderin bir kısmını karşılamaya çalıştılar. Bir şekilde üretime ve vatandaşlara ulaştırmaya çalıştılar. Çünkü maskesiz artık gezme şansımız yok. COVID-19 virüsü devam ettiği sürece de biz bu virüs belasıyla maskesiz çıkma, maskesiz gezme gibi bir şansa sahip değiliz. Tabii inşallah en kısa sürede bu virüs belasından kurtuluruz ama bu şartlarda şu an önümüzde öyle bir seçenek görünmüyor. O yüzden de tedbirleri bırakmamak gerekiyor. Maskeden konu açılmışken işte bugünkü gazetemizdeki haberden bahsedeyim. Büyükşehir Belediyesi'nin 25, 21, 5 ve 28, 5 aralığında almış olduğu pazarlık usulüyle maske olayından bahsettik bugün. Yani maskenin bir birim fiyatının düşük görebilirsiniz ama toplu aldığınızda ciddi rakamlara tekabül ediyor. Sonuçta 2 milyonun üzerinde bir hafta içerisinde maske alımı var. Bununla ilgili de belgeleri de ortaya koyduk. Ancak biz burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Nisan ayında, 6 Nisan 2020 tarihinde sosyal medyasında ve vatandaşlara gönderdiği SMS'lerde belirttiği maske dikecek gönüllüler arıyoruz. Yani COVID-19 ile ilgili üretim yapacağını, kendi kurdukları atölyelerde dikiş yapabilecek gönüllüler aradığını belirterek üretim yapacağını ve bunların dağıtımını yapacağını belirtse de bu rakamlarda alınan maske, bizim sadece 2 dosya tespitimiz var. Bunun dışında daha başka maske alımları da ciddi rakamlarda var. Şimdi baktığınız zaman maskenin, madem üreteceğim diyorsun, bu kadar maliyetli maske neden alıyorsun diye sormak lazım. Sonuçta artık her yerde satılan, herkesin üretildiği bir maske olayı ve şu anda bazı belediyelerden de bilgi edindiğim kadarıyla tanesini 24 kuruşa, hatta üretim yapan bugün bir arkadaşımızla da karşılaştığımızda 20 kuruşa dahi verdiğini belirtse de, şimdi bu rakamlara baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nin bir hafta içerisinde 2 milyonluk aldığı maskenin yani hemen hemen 40 kuruşa yakın bir maliyetle geldiği ortada.
hem parasızlıktan yakınacaksınız, hem belediye batmış bitmiş diyeceksiniz, hem de böyle hovardaca, hoyratça yandaşlarınıza, yeni kurulmuş şirketler yandaş candaşlarınıza peşkeş çekeceksiniz. Bu doğru bir şey değil. Vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor. Kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Siz çıktınız, yani Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz Sayın Zeydan Karalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olabilirsiniz. Ama size oy verenler sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, Adana'nın belediye başkanıysanız Adana'da eşit durmak, eşit davranmak zorunda olduğunuzu da unutmamanız lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı olarak maske dağıtımını hatta örgütlere dağıttırdınız. Kendi parti örgütlerinize verdiniz. İl, ilçeleri, gittikleri, geldikleri yerlerde sanki büyük bir bağış yapmış gibi ya da halkın gözünde kendinizi, sizi ve diğer örgüt temsilcileri bir yerlere kendini pazarlayabilmek için maske dağıtımı yaptı. İyi de bu kaynak partinin bir stratejisi gibi oldu, bir kampanyası gibi oldu. Bu da doğru bir hareket değil. Yani Adana Büyükşehir Belediyesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir belediye değil. Evet, o partiden seçilmiş olabilirsiniz ama şu anda 16 bin diye açıkladığınız işçi, çalışanlar dediğiniz birçok partiden ve Adanalı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşmuyor. Her siyasi parti görüşünden de var. Şimdi bu tür yani hem tasarruftan hem hizmetten tasarruftan yaparken de böyle hoyratça harcamalar yaparak kendiniz de zaten çelişiyorsunuz. Zaten sizin de bu şekilde halka inandırıcılığınız kalmıyor. Bizden size söylemezdi Sayın Zeydan Karalar. Ya gerçekten söylediğiniz gibi hareket edersiniz ya da söylediğinizin tam tersi yaptığınız gibi açık açık hareket edersiniz. Mertlikten, dürüstlükten bahsediyorsanız o zaman açık olacaksınız. Şimdi geçen hafta yani içerisinde, bu hafta içerisinde pardon, meclis, Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. Bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup odalarına ve Cumhuriyet Halk Partili birçok üst yöneticilere gönderilen, örgütlere gönderilen bir mektup. Şimdi bu mektubun açılımı şu: kendi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye, ilçe belediyesi Soner Çetin'in hakkında ve yardımcısı yönetimi şeklinde bir mektup. Soner Çetin'in yaptıkları diye işte imarla ilgili yaptıkları işleri anlatan bir mektup. Tabii şimdi bu mektup imzasız, isimsiz olunca inandırıcılığını da zaten kaybediyor. Sadece burada yapılmak istenen şey, ha bizim Soner Çetin babamızın oğlu da değil, sonuçta seçilmiş bir belediye başkanıdır. Belediye başkanı olmasıyla ilgili stratejik oyunlar, kumpaslar, ayak oyunlarıyla insanlar birbirini yıpratma peşinde. Biz burada gördüğümüz şu, o mektubu zaten bilmeyen, şehrin dört bir yanında gökdelenlerin yükseldiği binaları bilmeyen, bunun tartışmasını devlet de görüyordur. Eğer devlet zaten müfettişi, devleti, savcısı, hakimi hepsi gereğini yapacaktır. Yanlış bir şey varsa yapması da gerekir zaten. Ancak burada bizim söylemek istediğimiz ayak oyunlarıyla ilgili, biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Çukurova Belediyesi'nin açacağı bir yurt var. Bazı açılışlar yapacak. Bununla ilgili genel başkan ziyareti yaptılar Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibi. Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiler. Davet sırasında da zaten fotoğraf çekilip kamuoyuyla da paylaştılar. Bugünün ertesi günü, yani paylaşımın ertesi günü aldığımız bilgilere göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da otomatikman hemen Ankara'ya atlayıp gidiyor. Tabii bunun amacı, gitmesinin amacında yatan şeyler bizim tahminlerimiz, bizim aldığımız duyumlara göre Soner Çetin'in önünü kesmek için yaptığı bir hamle. Genel başkanın buraya gelmesini engellemek, Soner Çetin'in genel merkezde yukarıda prestijini yıpratmak amaçlı güdüldüğü söyleniyor. Tabii bu mektup dağıtımının da amacının
Soner Çetin'in genel merkez nezdinde küçük düşürmek. Yaptığı uygulamaları kamuoyuyla. Yani bu tür ayak oyunlarına hiç gerek yok. Varsa bilginiz, belgeniz, belgeleriyle, bilgileriyle bize verirsiniz, biz gereğini yaparız. Savcılık var, savcılığa gidersiniz, emniyet var, hakimi var. Üst mercileri var, Sayıştay'ı var, İçişleri Bakanlığı var, müfettişleri var. Yani sonuçta bilgileri verdiğiniz ya da paylaştığınız zaman isterseniz gizli verin, isminize kimseye açıklama gibi bir derdimiz yok. Öyle bir haber kaynağını verme gibi de derdimiz yok. Bildiğiniz bilgi, belge varsa bize gönderin, biz gereğini yapalım bir haberci, bir gazeteci olarak. Sonuçta böyle imzasız mektuplarla kaçak dövüşmeyi bırakın. Ya da size yaptıranlar, bu mektupları servis ettirenlerin, ben hani demin de söylediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanı ve birkaç isimden oluştuğu kanaati herkeste oluşuyor. Yani bu tür ayak oyunlarına Zeydan Bey'in girmesini tavsiye etmiyorum. Yeterince girmiş bu tür ayak oyunlarına. Kendisi de kumpaslarla il başkanlığından indirilmiş. Ön seçimlerde olmadık entrikalarla belediye başkan adayı olmuş. Yani bunları çok iyi bilen birisidir kendisi de. Bu tür oyunları bırakması gerekir. Tabii hep Büyükşehir Belediyesi'nden bahsederken bugün de farklı farklı konularla işleyelim dedik. Örneğin geçen yapılan olaylı meclis, ulusal kanallara kadar çıkan olaylı mecliste sebep olan arsa satışı ve borçlanma ile ilgili Sayın Zeydan Karalar'ın yani oy sayımı yapılmadan hemen oldu bittiye getirerek oy birliğiyle oy çokluğuyla geçtiğini ifade etmesi üzerine çıkan tartışmada kendi meclis üyelerinin, Cumhur İttifakı'ndaki meclis üyelerine saldırısıyla alevlenen bir olaydı. Bunu tüm kamuoyu da biliyor, ulusallara da yansıdı zaten. Yani sonuçta bu olayda benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleriyle ilgili. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri bazıları mecliste değildi. Benim aldığım duyumlara göre bazı Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerinin üst katlarda daire başkanlarının odalarında oturduğu, meclise katılmadığı yönündeydi. Artık bu danışıklı dövüş müydü onu bilemem ama oldu bittiye getirerek bir oylama yapıldı. Tabi bu da çok tartışmalı bir olaya dönünce aldığım bilgiler doğrultusunda önümüzdeki ay tekrar gündeme getirileceği söyleniyor. Burada bazı meclis üyelerini de Zeydan Karalar'ın yanına çektiği, Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerinin bazılarını yanına çektiği söyleniyor. Burada en önemli şey MHP İl Başkanı ve AK Parti İl Başkanı'na görev düşüyor. Bu tür çatlak sesler olacaksa bunlara dikkat etmeli. Eğer şimdi önümüze yine ya işte işçinin maaşını veremedik, işte işçinin alacakları var diye bir tabloyla gelirse, biliyorsunuz son kredi talebi de böyleydi. 169 milyonluk bir kredi talebinde özellikle işçi alacaklarının ödeneceği söylenmişti. Eğer bugün borç varsa geçmişteki Hüseyin Sözlü'nün 3 aylık bir ödememe tartışmasını sürekli gündeme getirerek her yerde bundan dem vurarak hareket etmesinde bir anlamı yok. Demek ki o zaman yani hala kamera önünde farklı konuşup kamera arkasında farklı bir sistemle yürüyor. Madem işçilerin alacağı varsa çıkarsın dürüstçe dersin ki işçilerin alacağı var. Ama girdiğin etkinliklerde, toplantılarda bizde işçinin alacağı yok diyorsan o zaman bu borçlanmaya da işçilerin alacağı bahanesini uyduramazsın. Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerinin ve il başkanlarının bu konuya çok dikkat etmesi, bazı Zeydan Karalar'ın kandırabileceği meclis üyelerinin olduğu bilgisi bizlere ulaşır. O yüzden de bir an önce önlem almaları. Gerçekten memlekete faydalı işler için kullanılacaksa zaten Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri de il başkanları da gereken desteği vereceğini söylüyorlar. Ancak gelecek önümüzdeki ay bakalım göreceğiz, izleyeceğiz. Biz de takip ediyoruz. Bundan sonraki oylamanın nasıl geçeceğini de göreceğiz.
O yüzden yani her şeyden önce Adana için faydalı olacak şeylerde bir gazeteci olarak biz de gereğini yaparız. Diğer meclis üyelerinin ve partili genel il başkanlarının da gereğini yapacağını düşünüyoruz. Adana için, her şeyden önce Adanalı için. Bizim bundan sonraki süreçte yayınlarımızda bizi izleyenlere söyleyeceğim, yani Adana ile ilgili bilgi belgeli olan, somut delile dayalı, elinizde kim nere olursa olsun, hangi kurum olursa olsun bilgi belgeye dayalı şeyler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Adınızın bizde saklı kalması şartı gereken haberleri, gereken şeyleri yaparız. Sonuçta hepimizin derdi Adana'nın çıkarları, Adana'nın iyi bir yere gelmesi, Adana'nın gerçekten Türkiye içerisinde bir numara olması için mücadelemiz, gerçek plakasına kavuşabilmesi için mücadelemizi sürdürmeliyiz. El birliğiyle bunu yapmalıyız. Bugünlük sizlerle beraberliğimiz burada son buluyor. Pazartesi sizlerle tekrar bir araya gelmek için can kulağıyla bizi izlemenizi, takip etmenizi, bizi beklemenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.